Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Konta TV ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir haftadayız, yepyeni bir gündeyiz. Bu güzel günden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Artık kış kendini iyice hissettiriyor dedik efendim. Her yer bembeyaz oldu. O kadar güzel fotoğraflar çekildi. O kadar güzel kardan adam yarışları yapıldı ki hafta sonu. İnşallah böyle de devam etsin. Rabbim bereketini, merhametini, rahmetini bizden esirgemesin. Efendim ama bu aralar birazcık sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Malumunuz bütün çocuklara baktığımızda okula giden çocukların rahatsız olduğunu, hasta olduğunu görüyoruz. Birazcık onlar herhalde teneffüslerde dışarıya çıkıyorlar, bilemiyorlar. O yüzden daha dikkatli olmamız gerektiğini de altını çizelim. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz bu güzel günde. Efendim kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz programımızda. Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi'nden diyetisyen Fatma Nur Dursun hanımefendi bizimle birlikte. Kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapmamız gerekiyor? Özellikle çocukların işte bağışıklığını güçlendirmek, onların daha sağlıklı olması için neler yapmak gerekiyor? Artı kış aylarında malumunuz hepimiz daha fazla kilo almaya başlıyoruz. Peki bu fazla kilolarımızdan kurtulmak için de neler yapmak gerekiyor? Cevaplarını inşallah konuğumuzdan alalım. Sormak istediğiniz sorularınız olursa, konuyla ilgili sorularınız olursa bizlere WhatsApp ve BIP iletişim hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Günün güzel sözünü de paylaşmayı unutmayalım istiyoruz. Fatmacığım hoş geldin. Teşekkür ederim. İyiyim Simge Hanım. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Görüşemedik uzun zamandır. Bayağı oldu. Evet. En son seninle yapmıştık sanırız. Evet. Beslenme ile ilgili evet. Sağlıklı beslenme demiştik. Nasip oldu bugüne inşallah. Evet. Devamı da gelsin. Önemlidir efendim. Kış aylarında yazdan çıktık. Kışın böyle daha kat kat giyinmek durumunda kalıyoruz. Üşüyoruz. Belki evet. Sürekli evde olduğumuz için öğünleri artırıyoruz. Daha çok yiyoruz. Sonrasında onların hepsi bize kilo olarak kalıyor. Evet. Her şeyden önemlisi bağışıklık sistemini birazcık tanımlayalım. Bağışıklık sistemi nedir? Nasıl çalışmakta? Ve bunu dengede tutmak ve yükseltmek için neler yapmak gerekir? Buyurun. Şimdi bağışıklık sistemi aslında hayatın her döneminde önemli. Bir tek hani kış mevsiminde değil, her mevsimde önemli ama kış mevsiminde daha büyük bir önem kazanıyor. Çünkü hastalıklara yakalanma riskimiz artıyor bizim bu dönemde. Hani hava şartlarından ötürü. Bağışıklık sistemi bizi doğduğumuz andan ömrümüzün sonuna kadar bizi hastalıklardan, enfeksiyonlardan koruyan bir sistem. Çok katlı, çok katmanlı, çok fonksiyonlu bir işlem. Bu iki tür bağışıklık sistemimiz vardır bizim. Bir tanesi doğuştan gelen, diğeri edinilmiş. Yani sonradan kazandığımız bağışıklık sistemi. Doğuştan gelen anne karnından hatta dünyaya gelişimizdeki an bile önemli bağışıklık sisteminde. Örneğin normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde bağışıklık sistemimiz daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Çünkü yani vajinada karşılaştığı ortam bile bizim bağışıklık sistemimiz için gerekli aslında. Sezeryende pek bunu hani bir tık daha düşüğünü görebiliyoruz maalesef. Sonrasında işte aşılarla bebeğin işte anne sütüyle anne çok gerekli bir nokta bağışıklık sisteminde. Bizim iki yıl mümkünse bir anne sütü almamız gerekiyor. Bu bağışıklık sistemini çok güzel yükselten bir etmen. Bunu hani mümkün olduğunca başarabiliyorsak bunu yapmamız gerekiyor bebeklere. Sonrasında aşılarla ve sağlıklı beslenmeyle, sağlıklı bir hareketle, çocuklarda hareket de çok önemli bu arada. Çünkü bu dönemde çocukluk çağı obezitesi çok fazla artmış durumda. Evet. Bunu önleyebilmek adına çocuklarda beslenmeyi ve hareketi kesinlikle atlamamamız gerekiyor. Yani çocukluktan nasıl yetiştirirsek aslında ileride öyle olur. Hani ağaç yaşken eğilir diyoruz ya. Aynen. Bu kesinlikle böyle ve beslenme alışkanlığı anne karnında başlıyor zaten. Şimdi o zaman şuradan başlayalım mı? Gebe annelerin, bebek bekleyen annelerin beslenmesinde neye dikkat etmesi gerekiyor? Tabii. Çocukların bağışıklığının güçlü olması aynen. için. Aynen, çok doğru bir yerden başlamış oluruz. Çünkü daha anne karnındayken oluşuyor zaten bunlar. Evet. Annenin çok sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Ama buradan hani bol bol yiyeyim, iki kişilik hani gebeyim, iki kişilik yiyeyim gibi bir sonuç çıkmasın. Asla böyle bir şey değil. Sağlıklı beslenmek demek gebelik döneminde artan enerji ihtiyacı sadece bir süt ya da bir elma kadar fazla yememiz gerekiyor bizim gebeyken. Yoksa hani iki katına çıkarmamız gerekmiyor. Bu aksine daha kötü bir etki şimdi yapar bizim için. Şimdi anneler tabii dayanamıyor da. Tabii aynen. Değil mi? Bebek gelecek, torun gelecek diye aman sen iki canlısın. Evet, hadi şunu çok, da çok bunu da ye diyoruz. İşte yani aslında çok yanlış. Ama yanlış bir yönlendirme. Evet. Ki şöyle bunu da konuşalım birazdan. Fazla kilo bizi sağlıklı kılmıyor. Aksine bağışıklık sistemimizin fonksiyonunu azaltıyor.
fazla kilo. Anne çok gince çocuk çok kilo alıp işte hiç istediğimiz şey kiloda mı doğuyor? Böyle bir şey var aslında mı? Hiç öyle bir şey yok. Şimdi biz bebeklerde hani ideal kilosu 3,5'un üstüne çıksın istemiyoruz. Zaten evet. 4-4,5 kilo doğan bir bebek ileride obezite olma riski çok yüksek bu bebeklerin. O yüzden en fazla 3,5 diyoruz. Eğer anne gebeliğinde 20 kilo aldıysa bebek 5 kilo doğacak diye bir şey yok. Aksine bu tarz fazla kilolarda bebek daha düşük kiloda doğabiliyor. Yani peki bizim anne, yediğimizin bebeğe yaraması gerekiyor. Aynen, işte sizin yediğinizin bebeğe yaraması için de hangi gıdaları seçmek gerekiyor bunları söyleyelim. Bir de bir annenin, gebe kişinin normal alması gereken kilo nedir? Şimdi şöyle, ilk 3 ay en fazla 3 kilo diyoruz. 1 ila 3 kilo. 3-6 ay arası yine 1 ila 3 kilo. Son 3 ay bebek çok hızlı bir büyüme sürecine girer. Burada da 3 ila 6 kilo diyoruz. Yani yaklaşık 12 kilo. 10-12 aynen, ama son dönemlerde bu 7 kiloya kadar düştü. 7 kilonun altında istemiyoruz tabii ki. Bu da hani bebek yetersiz gelişebilir. 7 kiloya kadar düştü ama bunu bir diyetisyen ve doktor takibinde olmalı bu. Mutlaka. Eğer tamam ben 7 kiloyla kapattım çok süper, ama eğer bebek hani olması gereken aralıkta gelişmiyorsa doktor takibini yapacak. Kilosunu da ben yapacağım. O sayede ilerlememiz gerekiyor. Yoksa evet 7 kiloyla kapattım. Bebek 2 kilo doğdu. Bu da istediğimiz bir şey değil. O yüzden sağlıklı tercihler, akıllı seçimler yapmamız lazım bizim besin seçiminde. Neler olmalı peki? Şimdi beslenmeye geçmeden önce aslında birçok faktör var. Mesela uyku düzeni. Uyku düzeni çok önemli. Şimdi bebek anne karnındayken anne o bebeğin bütün biyolojik saatini kuruyor. Bunun bilincinde olarak bizim gebeliği geçirmemiz gerekiyor. Gebelik çok değerli bir süreç. Çünkü aynı bebeği tekrardan doğuramıyoruz. Ya. O bebeğe yeterince özeni göstermemiz lazım. En başta anne sakin ve huzurlu bir ortamda geçirmeli gebeliğini. Hani sürekli stres, sürekli sıkıntı bağışıklık sistemini annenin direkt çökertir zaten. Evet. Bağışıklık sisteminin bir numaralı düşmanıdır stres. Stresten uzak kalmaya çalışalım elimizden geldiğince. Evet, hatta benim gözlemim bu COVID-19 sürecinde çok sağlıklı besleniyor birey. Evet, sıkıntı yok, yakalanmadı. Hı. Ama büyük bir stres yaşadı örneğin. Bağışıklık pat diye düştü ve direkt COVID'e yakalanabiliyor. Eyvah. Çok çok önemli. COVID'e yakalanmışsa haliyle bu süreç daha sıkıntılı da, aynen, geçecek kesinlikle. Anne için. Bebek de etkilenecek aynen belki öyle. De. O yüzden lütfen önerilere dikkat. Bu arada fazla kilo da COVID-19'a yakalanma riskimizi arttırıyor. Ölüm oranlarını arttırıyor. Normal kilolu bireye göre. COVID-19'dan daha öldürücü bir şey aslında obezite. Dünyada bunun hiç farkında değiliz, evet. Değil mi? Aslında bu farkındalığı daha da artırmak gerekiyor. Aynen öyle. Çok hani sağlıklı beslenmeyi artık yaşam standartımıza oturtmamız gerekiyor. Bunun aynen şekilde. Çok doğru söylediniz. Yani biz bir gebelikte sağlıklı beslenme değil bu. Yani biz hayatın her alanında kendimize tabii. özen göstermeliyiz. Gebelikte bir tık daha fazla belki. Çünkü orada bir de bebiş var. Kesinlikle. Dikkat etmemiz gereken. Peki beslenme dedik ya, neler tüketmeliler? İşte evet. Hem süt artırıcı hem bebeğin de daha iyi gelişmesini sağlamak için nasıl beslensin anneler, anne adayları? Çok düzenli ve dengeli olması lazım. Aşırıya kaçmadan öğün saatleri çok belirli olmalı. Yani düzensiz bir beslenme saatleri bizim için iyi değil. Aynı zamanda dedik ki bebeğin de biyolojik saatini kuruyor. Eğer anne 3 öğününü ya da işte 3 ana öğün, kaç ara öğün yapıyorsa, bunları düzgün bir şekilde oturttuysa bu bebek de ileride hani yetişkin hale geldiğinde aynı sistemi kurmuş oluyor. O yüzden dengeli ve düzenli beslenmemiz lazım. Öğün atlamamamız lazım. Hani uzun süre açlıklar gebelikte tabii ki hiç işimize yaramaz. Kan şekerini hani bizim dengede tutmamız gerekiyor. Süt ürünleri önemli bizim için. Hani ki zaten gebelikte kalsiyum eksikliği çok meydana gelir. Hatta gebeler sürekli diş kaybeder. Bunu duyarız. Bunun için kalsiyum çok önemli. Kalsiyumun da en güzel kaynakları örneğin süt ürünleri. Ve benim için hatta yani genel olarak en güzel kaynak tahin aslında. Ve tahin vücutta direkt emilir. Tahin dediğimizde sanki böyle kilo aldıran bir şey. Aynen. Hani birazcık uzak durmamız hani yağlı gibi söylenir falan mi? Yağlı çünkü. Hiç öyle değil. Evet, yağlı bir besin. Şimdi bizim bedenimizde kolesterol dediğimiz bir etken var. Evet. Bu iyi ve kötü kolesterol diye ikiye ayrılır. Tahin kötü kolesterole dokunmaz. Bu iyi bir şey yani, yükseltmez onu. İyi aynen. kolesterol yani yüksek olmasını istediğimiz kolesterolü de yükseltir. Aslında çok fonksiyonlu bir şey. O yüzden tahini mutlaka yiyelim. Günde ne kadar yiyelim? Yiyelim günde, mi? Tabii yiyelim. Her gün olabilir. 2 yemek kaşığı kadar diyebiliriz. İçerisine de birazcık pekmezimizi ekleyip daha da etkisini artırıp. Bir de güzel böyle tatlı niyetine yiyebilirsiniz. Tabii tatlı ihtiyacımızı da bir yerden karşılamamız tabii. lazım bizim. Tahin aynı zamanda süt arttırıcı bir besindir.
o yani su, yani emzikli kadınlar da bolca ekleyebilir. Evet, süt artıran deyince hemen aklıma kuru meyveler geliyor, evet, böyle kuru üzümler. Kuru meyvelere dikkat etmek lazım ama. Hangi noktada dikkat edelim? Şeker noktasına. Çünkü meyve evet çok doğal bir besindir, sıkıntı yok ama çok şekerlidir. Evet. Kuru meyve daha da şekerlidir çünkü en azından taze meyve de suyla birlikte. Ama kuru meyve de suyu çekildiği için direkt şekeri kalır meyvenin. O yüzden her zaman söylüyorum, taze meyve, kuru meyve fark etmez. Asla meyveleri tek yemiyoruz. Ben acıktım, gittim bir elma yiyeyim ya da kuru erik yiyeyim değil. Yiyeceğiz ama yanına mutlaka ya bir yağ ya bir protein kaynağı. Hmm. Bir bardak süt örneğin ya da bir 5-6 tane kuru yemiş mutlaka ekleyeceğiz. Çünkü kan şekerini pat diye yükseltir bu şekerli meyveler. Pat diye de düşürür. Bu arada mesela bir elma yedik, bizi 20 dakika tok tutar sadece. Tok tutmak evet. için. Yani... Sinirimi çünkü hızlandırıyor Aynen. elma. Ama yanına 2 tane ceviz ekledik, bizi 2 saat tok tutar. Harikasınız, bakın 2 ceviz demeyin yalnız. Kesinlikle cevize gerçekten... zaten dikkat edelim, hani yedikçe yedirtir ama 2 tane. 2 tane yersek ortalama. De peki gebelik döneminde, gebelikten başladık, buradan devam ederek bağışıklığa doğru yine ilerleyeceğiz. Hı hı. Bağışıklığı da konuşuyoruz tabii bir taraftan. Gebelik sürecinde anneler dikkatli olmadılar diyelim beslenmesine ve bağışıklığı düştü diyelim. Ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalırlar? Yani zaten bebeğin bağışıklığı düşük bir şekilde doğmuş olacak ve o bebeğin hayatı boyunca hastalıklara yakalanma riski çok daha yüksek olabilir. Yani burada aşıları falan kullanıyoruz evet ama yani doğuştan gelen bağışıklık bizim için çok daha önemli. Bunu bizim daha destekli halde doğması bizim işimize yarar. Anneler ne kadar kendilerine baktılar, ne kadar düzenli beslendiler. Çocuğunuz da o kadar sizin gibi sağlıklı bir şekilde. Örneğin, İnşallah Rabbim normal doğum da nasip etsin de. Amin inşallah. Bu da etkiliymiş çünkü yeni öğrenmiş olduk. Tabii herkesin kişisel tercihi de olabiliyor. O sıkıntı yok tabii ki ama hani bilimsel olarak bu böyle. Peki, bağışıklık sistemi dedik, öneminden bahsettik, nasıl çalıştığını anlattık. Ama bunu güçlendirmek için tabii ki neler yapmak gerekiyor, bir bakalım mı? Tabii ki. Gebelerden bahsettik biraz önce ama genelde bahsedecek olursak hem çocuklarımızla hem gebeler için de geçerli zaten tabii bunlar. Ki. Şimdi en başta bağışıklık sistemini düşüren etmenler sigara ve alkol. Evet. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Gebelikte tabii ki tamamen uzak durmamız gerekiyor. Ki gebelikten 2-3 ay önce bunları bizim bırakmış olmamız gerekiyor. Hani gebe kaldım bırakayım da değil bu. Sigara ve alkolü uzak tutuyoruz. Stresten uzak kalıyoruz. Evet. Çocuklar için de bu böyle. Aynı zamanda bebek doğduğunda stressiz ve mutlu bir ortamda yaşadığında bağışıklık sisteminin daha iyi çalıştığını görüyoruz. O noktada da önemli. Besinsel olarak da taze meyve, kuru baklagil, sebze, et ürünleri, süt ürünleri bunların hepsi bizim için gerekli. Ama hiçbirinde aşırıya kaçmadan ya da sadece bir tanesini, bir besin grubunu seçip ona yönelmektense çeşit çeşit hepsinden tüketmemiz gerekiyor. Mesela renkli renkli meyveler tercih etmemiz gerekiyor. Her rengin kendine özgü özelliği vardır çok meyvelerde. Çok fazla aslında. Aynen öyle. Çok güzel meyvelerimiz var. Her rengin ayrı bir koruyucu, ayrı bir faydası var. Çeşit çeşit bunları beslenmemize eklememiz gerekiyor. Ama oturduk hatta Konya'da ya da hani genelde akşam yemeğinden sonra çeşit çeşit meyve tabakları olur. İşte bu biraz azıcık yanlış. Bizim ölçümüz bir yani herkesin bir yumruğu kadar bir meyve diyelim örneğin. Bir tane mi olacak? Bir tane. Hani bir elma da yiyebiliriz. Yarım elma, yarım portakal da yiyebiliriz. Ya da çeyrek çeyrek 4 tane meyve de yiyebiliriz. Olur mu lütfen şimdi? Evde dediğiniz gibi akşamları olunca evet işte. Çaydan hemen. Yemekten hemen sonra çayımızı içiyoruz bir kere. Düzen bozulmamalı değil mi? Aynen. Böyle de ona bir şey demeyelim hadi. İçecek sonuçta. Kalorisi yok. Çay içiyoruz. Bir saat sonra ya da meyve. Yarım saat, bir saat sonra hemen meyve yiyoruz. Çayın saat yanında bir şeyler yiyoruz. Gibi. Aynen öyle. Sonrasında onların hepsi bize kalori evet. Yani kilo olarak geliyorlar. Meyvelerden de porsiyon dedik ya, porsiyona havucu koyuyoruz. İşte varsa muzu koyuyoruz. Elmayı koyuyoruz. Mandalina, portakal, etli 5 çeşit. Hani pasta güne hazırlanır gibi böyle. 5 yani. Çeşit meyve. Evet. Ve bunun hepsi de neredeyse tüketiliyor. Ya da yarısı bir şekilde gidiyor yani. Sakıncalı mı bunların hepsini aynı sakıncalı, anda tüketmek? Şeker yönünden herhalde sıkıntı oluşturacak. Şeker yönünden sıkıntı. Hani işte şeker hastası değilim ben, yiyebilirim. Böyle bir düşünce de yok. Hani asla değilsin ama asla olmayacaksın diye de bir şey yok. Ki... şeker yani biz mesela tahin dedik az önce yağı arttırır dedik ama şeker de arttırır yani şekerin fazlası vücutta ne olarak depolanabilir yine yağa yağ dönüşür olarak.
O yüzden ona dikkat ediyoruz ki benim genel önerim akşamları meyve yememeye çalışalım. Çünkü ikindin mesela öğlen ve akşam yemeği arası kendimize bir ara öğün oluşturalım. Meyvemizi orada tercih edelim. Çünkü akşam bedenimizde genel olarak yani sindirim sistemimiz yavaşlar. Enzimlerin etkisi azalır. Yedik o kadar meyveyi. Ne oldu? Sonra gittik uyuduk. Hareket zaten yok. Evet. O yüzden akşam birazcık uzak duralım meyveden. Meyve olarak da benim hani bu konuda favori meyvelerim kırmızı mor meyveler. Mesela şu anda nar süper bir seçenek olur. Mor deyince aklıma hiçbir şey gelmedi mor meyve. İşte böyle yani o hani renk skalası olarak. meyve olarak mesela ne mesela mor erik olabilir. Evet evet değil. Süper. Aynen. Böğürtlen yani yazın kırmızı mor seçeneğimiz daha fazla olabilir ama mesela nar gayet bir seçenek güzel bir seçenek olur kış için. Peki bunları normal yemek mi yoksa hani sık tık suyunu içelim mi? Ya hangisi daha faydalı? İkisi de faydalı ama meyveleri posasıyla yediğimizde bizi daha uzun süre tok tutabilir. Yani bağırsaklarımızı çalıştırır. Onun dışında mesela az önce şey demiştik. Hani hastalıklarla yakalanma riski artıyor dedik ya. Evet. Bizim şu anda en sık karşılaştığımız bağırsakla ilgili rahatsızlıklar. Bağırsaklar direkt otoimmündür. Yani bağışıklıkla ilgili bir düşüklüğün sinyalidir bağırsak hastalıkları. Mesela işte sürekli bir ishal kabızlık yaşamak, çölyak mesela, IBS ciddi dediğimiz rahatsızlıklar. Bunların hepsi otoimmündür. Tamamen bağışıklıkla alakalıdır. Doğuştan da gelebilir. Sonradan da oluşabilir bağışıklığın düşmesiyle. Yani bu tür hastalıklara biz tamamen açık bir hale geliyoruz. Bu yüzden bağışıklığı desteklemek çok çok önemli. Şimdi bağırsak dedik ya buradan bir kapıyı açalım şöyle ilerleyelim. Bence bağırsak problemi birçok kişide var. Evet. Ama belki farkında değil. Evet. Bağırsak sorunu olduğu için de diğer hastalıklar peş peşe geliyor. Kesinlikle. Ardarda gelmekte. Günümüzde artık birçok hekim, uzmanlar şunu söylüyorlar. Glutensiz beslenin diyorlar. Glutensiz beslenme neyi dengeye koyuyor? Neyi sağlıyor bizde? Herkes glutensiz mi beslenmeli aslında artık? Bunun da detaylarını alalım sizden. Çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Aslında benim tam üstüne çalıştığım bir konu bu. Harika. Glutensiz beslenme. Şimdi bizim bağırsaklarımız bir... Yani şunu bağırsak olarak düşünelim. O dışarısı bir korunaklı ki. Bir sistem. Yani böyle olması gerekiyor. Villusları var böyle çıkıntılı şekilde. Bunlar biz tamamen sağlıklı bir şekilde de doğmuş olabiliriz. Süper. Anne karnından hani dünyaya geldiğimizde bağırsak hasarlı da doğabiliriz. Hani doğuştan da gelebilir dedik. Sonrasında işte sigara, alkol, sağlıksız beslenme, fast food, işte ağır metaller, havadaki kirlilikler bunların hepsi dış etmenler. Aynen dış etmenler hepsi bağırsakları zedeliyor. O villusları işte köreltiyor ya da bağırsakları delip geçiyor. Bağırsaklar bu hale gelince bizim bir tek gluten değil yediğimiz birçok şey bize zarar vermeye başlıyor. Mesela gluten ve süt ürünleri en riskli gruplardır. Evet. Direkt bağırsaklardan hani emilip geçmesi gerekirken direkt yani büyük parçalar halinde geçince bağışıklık sistemimiz alt üst oluyor ve bütün hastalıklara biz daha açık hale geliyoruz. Ve düzgün de besinleri alamamış oluyoruz. Kesinlikle emilim yani vücuduma mesela tahin dedik örneğin örnek veriyorum çok sağlıklı ama bağırsaklarımız bu haldeyken onun bile bize bir yararı olmuyor. Bizim bağırsaklarımızı iyileştirmemiz gerekiyor. O virüsleri yeniden böyle çıkıntılı hale getirip emilimi arttırmamız gerekiyor. Düzelme ihtimali yüksek mi peki? Tabii o ki hani de bunu bozulan bir yapı haline geliyor çünkü. Yani seviyesine göre değişebilir. Hastalığın hani boyutuna göre de değişebilir. Biz burada bazı besinleri hani en risklisi dedik gluten. Gluten zaten delip geçebiliyor. Delik olan hani o boşlukları iyice genişleterek bizi daha da kötü bir hale getirebiliyor. Bunun belirtisi hani her kişi gluten yiyince çok rahatsız olmayabilir. Mesela biri çok fazla ishal yaşayabilir, biri kabızlık yaşayabilir, birinde hiç belirti vermeyebilir ama migren atakları olur mesela. Evet farklı yerlerden de vuruyor. Aynen çünkü. Öyle. Zaten bizim bağışıklık hücrelerimizin çoğu bağırsaklardadır. Bağırsak hasar görünce bağışıklık zaten direkt düşer. Bunu iyileştirmek için de bazı vitamin takviyeleriyle, mineral takviyeleriyle, hayat tarzı değişikliği en önemlisi burada. Bunları sağlayarak bazı besinler işte gluteni uzaklaştırarak hayatımızdan bir süre süt ürünlerini uzaklaştırarak bağırsakları daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Hangi ürünlerde gluten daha çoktur? Süt ürünleri dedik bunun süt dışında. Süt ürünlerinde gluten yoktur ama kazein dediğimiz bir etken maddesi var süt ürünlerinde. Bu birazcık zarar verebiliyor. Dediğim gibi bir süre hayatımızdan çıkarıp sonrasında bağırsaklar daha hani sağlıklı hale geldiğinde tekrar eklediğimizde artık kişi sıkıntı yaşamayabiliyor.
Yeniden kaldığımız yerden devam edebiliyoruz yani. En azından aynen bu şansı öyle, veriyorlar ki. Bize. Gluten daha çok işte beyaz un içeren her şeyde vardır. Bulgur birazcık uzaklaştırmamız gerekir. Pirinçte yoktur bu arada. Hani pirinçte de gluten vardır. Hani böyle şeyler. Yulafta da yoktur bu arada. Aynen, çok değerli bir besin aslında. İşte bu yulaf atlar içindir falan denir ya. Aslında bu hiç hani bilimle yakından uzaktan alakası olmayan birinin söylediği bir şey olabilir bence. Bu tarz besinleri hayatımızdan uzaklaştırıp bağırsakları iyileştiriyoruz. Şimdi bana bir öneride bulundu çok sevdiğim birisi. Banucuğum, sevgilerimi gönderiyorum. Şu an çalışıyor, izleme imkanı yoktur belki. Dedi ki glutensiz beslenmeye yöneldi ve sonrasında yaşadığı bazı sıkıntılardan kurtulduğunu, çok gerçekten güzel. Rahatladığını söyledi. En az 2 ay buna devam ettiğini belirtti, altın çizdi bana. Dedi ki sen de mutlaka hani sık bağırsak, mide bağırsak sorunu yaşıyorsun. Sen de bunu yapabilirsin. Karabuğday ununu al dedi bana. Tamam. Bir güzel de tarifini verdi. Ama ben tabii yapacağım aylar geçmişti üzerinden. Sonrasında dedim ki unumu aldım Banu, lütfen bana şu tarifi ver dedim. Yaptım. Çok da kolay pişiyor hemen böyle ekmeği. Tavada yapıverdik, güzel bir tarifti. Ama ben yiyemedim o ekmeği. Ama tabii ki biz... Ama ben yemedim o ekmeği, dedim ki bu nasıl yenir Allah'ım, böyle üzerine çikolata sürüyorum yemeğe çalışıyorum. O zaman ne anladık arabadan? Başka bir şey alıyorum sürüyorum yemeğe çalışıyorum, olmadı. Nasıl kolaylaştırabiliriz yemesini? Şimdi şöyle, beyaz ekmek şöyle bir şey, lezzetli bir şey ve biz bu zamana kadar hep onu yedik. Onun tadına çok aşinayız. Evet. Ve bu beyaz ekmek dünyadaki en böyle... Masum görünen ama olmayan. Aynen. En çok bağımlılık yapan uyuşturucudan 8 kat daha fazla bağımlılık yapıyor bizde. Oo. Biz bir de hani yedikçe yeriz mesela beyaz ekmeği. Ama sıcak karabuğday öyle değil. Sıcak olacak, tereyağı, bal süreceksiniz. Aynen. Ama karabuğday tabii ki öyle değil. Daha çok daha sağlıklı ama onun kadar lezzetli olmayabilir. Ama ben seviyorum mesela. Tüketenler nasıl tüketiyor ki, bunu nasıl alıştılar ki diye böyle yüzüm ekşiye ekşiye yemeye çalıştım. Belki hani kendi yapamadığımızı, hani kendi yaptığımızı denedik. Yaptım. Belki hazır olanı da denesek yine daha belki hoşumuza ama gidebilir. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu kadarcık bir şey yesem, böyle çeyreğin de yarısını yesem, tutuyor, o beni tok tuttu. İşte böyle bir şey. Oradan kazanıyoruz biz aslında. Hem kilo almamış oluyoruz hem sağlıklı besleniyoruz. Hepsi bir arada oluyor aslında sevgili izleyenlerimiz. Aynen öyle. Karabuğday ama ununu gerçekten gluten, hani karabuğday ununu tüketemediysek, sevmediysek glutensiz unlar satılır. Onları da tercih edebilir. Sıkıntı yok. Peki glutensiz her şeyi yapabiliriz bunlarla ürünleri sıkça şöyle bir bakalım. Bazı marketlerde yer alıyor çünkü her yerde satılmıyorlar. Birazcık da maliyetli, evet, herkes alamayabilir. Hiç ulaşamadık diyelim. Onun yerine ne yiyebiliriz ekmek olarak? Tam tahıllı yersek yerini tam doldurur mu? Tam tahıllı maalesef gluten içeriyor. Eyvah. Tam tahıllı. Biz şimdi beyaz ekmek zaten önermiyoruz. Kepekli ekmek kansızlığa yol açar. Ondan da uzak durmamız gerekir. Normal hani eğer böyle bağırsak problemimiz yoksa, gluteni hayatımızdan uzaklaştırmıyorsak tam buğday, esmer, çavdar, siyez bunları tüketebiliyoruz. Ama eğer glutensiz beslenmeye karar verdiysek tek tercihimiz kara buğday ve glutensiz un. Peki siyez, onundan da birazcık bahsedelim, ekmeklerinden. Onları da sık sık görüyoruz artık marketlerimizde. Onlar neye fayda sağlıyor konuşalım. Sonrasında bağışıklık sistemi için takviyeler almamız gerektiğinin altını çizdi Fatma Hanım. Bunları açalım şöyle, vitaminlerin önemini açalım. Folik asit bizim için niye önemli? Özellikle gebelerimize çok fazla veriyoruz takviye olarak. Bunları söyleyelim efendim. Kısa bir aramız olacak, reklamlar sonrasında birlikteyiz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Ne güzel bir görüntü vardı değil mi ekranlarımızda? Bu arada Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi'nden diyetisyen Fatma Nur Dursun'un olan birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ne zamanı? İkinci bölümün başındayız. Tabii ki bir güzel söz söyleme zamanı. Buyurun. Şimdi hazır karı bulmuşken karla ilgili güzel bir söz hemen dedik paylaşalım. Çok güzel bir söze denk geldim. Onu da ben sizlerle paylaşmak istedim. İşin de birazcık espri boyutunda konuşalım istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Kardan adamın krallığı güneş çıkana kadardır. Hani dün herkes kardan adam yarışı yaptı ya, kimi böyle kıza benzedi, kimi gerçekten hani boyut boyut değişti tabii ki. Herkes fotoğraflarını attı, yaptıkları kardan adamların, bir güzel paylaştı. Çok güzel manzaraydı bence.
Demek ki herkesin krallığı bir yere kadar. Demek hiçbir ki şey baki değil. Bu mesajdan da bunu anlıyoruz. Güneş her şey çıkınca güneş her kadar şey hop gidecek değil mi? Var mı aklında güzel bir söz bizimle paylaşmak istediğin? Şu an hiç aklıma hiçbir şey gelmedi. Ama hep bu böyle değil mi? Zaten gece güneş doğunca biter. Aynen. Güneş ay çıkınca biter. Bu hep böyledir. Aynen. Her şey zıttıyla her var şey aslında. Her şey zıttıyla vardır diyoruz. Diğer taraftan da tabii ki günümüzün konusuyla ilgili de çok güzel bir söz buldum. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hastalanmadan yaşamak için sağlıklı beslenindenmiş efendim. Çok da doğru. Hastalanmadan yaşamak istiyorsak ne yapacağız? Sağlıklı beslenmeyi bir güzel alışkanlık haline getireceğiz. Şimdi bağışıklık sistemi dedik birinci bölümde. Gebelik dönemindeki bağışıklık sisteminin nasıl güçlenmesi gerektiğinden, anne adaylarının neye dikkat etmesi gerektiğinden bahsettik. Şimdi folik asit dedik. Bağışıklık sistemi için takviye besinler, vitaminler bunlardan bahsedelim. Neyi yemeliyiz? Neden uzak durmalıyız? Glutenden birazcık bahsettik sevgili izleyenlerimiz. Sormak istediğiniz sorularınız varsa bizlere ulaştırın. Üçüncü bölümde sorularınızın cevaplarını vermeye başlayacağız inşallah. Folik asit niçin önemli? Şimdi ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Az önce söylediniz ya hastalanmadan yaşamak için diye. Şu an bizim standart tıpta nasıldır? Hastalanırız, hastaneye gideriz, tedavisini ararız. Ama biz aslında şu an merkez olarak da bunun hani bir başka versiyonunu yapıyoruz. Biz hastalanmadan önce bunu önlem almaya çalışıyoruz. Evet. Ve eğer mesela bağırsaklarım hastaysa biz direkt gidip işte gastroenterolojiye gidip direkt bağırsaklara baktırıyoruz. Ya da işte başımız ağrıyor işte beyin ve sinir örneği bunlara gidiyoruz. Ama aslında çoğu şey dediğimiz gibi bağışıklıktan kaynaklı. Bunu da en güzel beslenmeyle çözebiliyoruz. Bir tek hastalığa değil tamam ve hastaya odaklanmamız gerekiyor. Yani tek bir organı değil komple ele almamız gerekiyor. Bütüncül bir yaklaşım var artık sağlıkta. Aynen doğru öyle. Söylüyorsunuz. Folik asit de bizim için çok değerli bir takviye. Özellikle gebelik döneminde bebeğin hani DNA gelişimini işte hani zihinsel fonksiyonlarını geliştiren en önemli takviye. Evet. Zaten bütün gebelerimiz kullanıyor bunu. Normal zamanda da kullanabiliriz bağışıklığı desteklemek adına. Bağışıklık için zaten en başta besinsel olarak bir desteklememiz lazım kendimizi. Kırmızı mor meyveler dedik. En güzeli hatta soğan, sarımsak ek. Yani yakışan ve eğer bizi rahatsız etmiyorsa yemeklerimize eklememiz gerekiyor. Bunun dışında zencefil, zerdeçal da yani çok süper bir seçenek olur bu dönemde. Hani yoğurdumuza karıştırıp yiyebiliriz, normal suyumuza karıştırıp kesinlikle içebiliriz. Çok çok da güzel destekler. Şimdi zencefil, zerdeçal deyince malumunuz kış aylarda ilk aklımıza güzel bir karışım geliyor. Nedir mesela? Zencefille balı karıştırmak, zerdeçalla balı karıştırmak, çörek otunu ezmişseniz onunla balı karıştırmak o boğaz enfeksiyonlarına ve bir takım soğuk algınlığı hastalıklarına çok iyi geldiğini biliyoruz. Hani turba şeyi balı karıştırıyoruz damla damla akıyor değil mi? O yiyoruz içine o da gerçekten öksürüğü kesiyor. Evet. Gibi yöntemler var aslında var doğal tabii, yöntemler. Tabii ki de bunları zaten bunlar bizim için var burada. Evet, onların evet hepsini değerlendirebiliriz. O zerdeçal konusunda da şunu söyleyelim. Zerdeçal tüketirken hani bir karabiber eklemek onun etkisini çok güzel arttırır. Yani ikisi birlikte çok güzel çalışır. O da aklımızda bulunsun. Tamam, aklımızda bulunsun da söyledik sevgili izleyenlerimiz. Sebzelerde neler tüketilsin? Hani mor meyveler, işte kırmızı meyveler dedik ama daha çok sebzelerde. Ya, sebzelerde şöyle mevsimde ne varsa hepsini hayatımıza ekliyoruz dengeli bir şekilde. Karnabaharı yiyebiliriz, kesinlikle brokoli yiyebilirsiniz. Aynen öyle. Bunların hepsi zaten sağlıklı besinlerdir. Ama hani belli başlı rahatsızlığımız varsa işte bu hani lahanagilleri yemememiz gerekiyorsa bir tek o zaman yememeliyiz. Onun dışında hepsini hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Eğer besinlerden yeterli miktarda alamıyorsak biz bu desteği o zaman supplement yani takviyeye geçebiliriz. Peki C vitamini, D vitamini ve B12 vitamininin birçok kişide eksikliğini çok sık görüyoruz. Vitaminler düştüğü zaman böyle bir halsizlik, yorgunluk, gün ezinde başlayamama sıkıntıları, her yerinizin ağrıyor olması, parmaklarınıza varıncaya kadar her yeriniz ağrıyor yalnız. Bir gidiyorsunuz acaba grip mi oldum düşüncesiyle gidiyorsunuz da sonrasında başka şeyler çıkıyor ortaya değil mi? Yani vitamin değerlerinin gerçekten hepsinin depolarının boşaldığı o yüzden de ağrıları ve bu durumları yaşadığınız ortaya çıkıyor. Neden bizim için çok önemli ve nasıl takviye edebiliriz onları? Bunlar bizim için önemli çünkü eğer belli başlı vitamin ve mineraller vücutta eksikse bazı sistemlerimiz, enzimlerimiz, hormonlarımız tamamen bu vitamin mineraller varlığında çalışabiliyor.
O yüzden eksikse yani sistem düzgün şekilde çalışamıyor. Yani o dişli çarkın bir çarkı olmadığında o dişli evet, dönmüyor maalesef. Düzen bozuluyor. Aynen öyle. C vitamini çok önemli, kış mevsiminde de önemli, COVID-19 için de çok gerekli. Özellikle sigara içen bireylerde C vitamini depolarının boşaldığını görüyoruz biz. Sigara içiyorsak C vitaminini daha da böyle dikkatli artırarak kullanmamız gerekir. Peki biz bunları hangi meyvelerde alabiliriz? Yani portakal, evet, işte kivi aklımıza, maydanoz aklımıza ilk gelen bunlar tabii mesela ki. Mesela yeşil biber çok güzel bir C vitamini kaynağıdır. Turunçlar bizim için gerekli ama yine de bazen bazı vitaminleri yeteri kadar alamıyoruz. Supplementlere, takviyelere başvurmak zorunda kalıyoruz. Suda eriyenler var böyle kolay içimli. Aynen, hiç korkutmasın, bunlar destek yani. Hiç öyle ilaç da değil. Gerekli şeyler, hani belli başlı kaliteli bir seçeneğimiz varsa yani günü rahatlığıyla kullanabiliriz. C vitamini önemli. B12, D vitamini çok 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 önemli. D vitamini nasıl alacağız şimdi? Hadi bakalım söyle. Evet. Güneş de yok. Şimdi güneşe çıksak da alamıyoruz. Bazen teyzeleri görüyorum ben, amcaları, teyzeleri. Evet. Güneşi gördüğünde cama çıkıyorlar, böyle kollarını uzatıyorlar. Ne kadar alabiliyoruz yetmiyor güneşten? Ki. Yetmiyor evet, maalesef. Zaten hani bir elimiz belki yüzümüz görüyor. Onda da yani güneş kremi kullanıyoruz. Güneş ışığının direkt zaten cilde temas etmesi de hani sıkıntılı. Güneş kremi kullanıyoruz. Evet. O da zaten bize aldırmıyor D vitaminini. D vitamininin en güzel kaynağı takviye. Ve bunu bir süre kullandım, bıraktım. Hani D vitaminim düşüktü, kullandım, yükseldi. Tamam, bıraktım. İşte bizim Türk toplumumuz bunu yapıyor. Ay, İyileşince maksimum, bırakıyoruz. Maksimum 15 gün. 15 kesinlikle günü bulmuyor bile çoğu, yarılanıyor. Bir hafta. Şeyi de 15 gün kullandık, yükseldi. 15 günde tekrar düşer o. Yarı seviyesine düşer. Bizim belki ömür boyu kullanmamız gerekir D vitaminini. Sürekli. Bağışıklık sistemi destekleyen en önemlilerinden birisi B12, D vitamini, C vitamini. Bu B12 ve D vitamini vücutta yani eksikse insülin direncine yol açabiliyor. İnsülin direnci de bize tip 2 diyabetin yani şeker hastalığının habercisidir bizim için. Ay Allah korusun. Lütfen alın alın takviyeleri. Hı hı, çok B12 önemli. Aynı zamanda eksildiğinde gerçekten unutkan olmaya kesinlikle başlıyorsunuz. Kesinlikle. Ve unutkan, sürekli yorgunluk, halsizlik. Mesela magnezyum çok önemli bir takviye bizim için. Eğer eksikse örneğin gebe kalmak zorlaşıyor. Yumurta gelişimi tam sağlanamıyor. Sonrasında sabahları hani ne kadar erken doysak, çok doysak sabah bazen çok yorgun kalkıyoruz. Hani evet, hiç uyumamış gibi. Bazen işte yorgunluktan uyuyamıyoruz, kas krampları yaşıyoruz. Bunların hepsi mesela magnezyum eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Yani magnezyumumu hiç eksik etmiyorum evden. Süper. Arada böyle haftada 2-3 de olsa, hani her gün olmasa da gün aşırı böyle en azından içmeye çalışıyorum. O zaman her gün yaşadığım olsa çok güzel. Eklem ağrılarının geçtiğini hissediyorum. Kesinlikle. Gerçekten. Ya çünkü bu bir sistem yani, bir şey eksikse gerçekten olmuyor. O yüzden dikkat edelim. Şimdi siyez dedik ya, orada kalmıştık, kafam orada benim bir taraftan. Bundan da bahsedelim istiyoruz. Şimdi kara buğdaydan bahsettik. Tam tahıllının yenmeli mi yenmemeli mi bunu konuştuk. Siyez ekmeği son zamanlarda yine çok sık görüyoruz ve tüketiliyor da aslında, ama neye faydası var? Şimdi şöyle, hani az önce dedik ya, tam buğday, esmer, çağdar bunların hepsi aynı grupta. Sağlıksız bir ekmek değil. Kesinlikle hani eğer zayıflama diyetinde vesaire bunları öneriyoruz zaten. Ama eğer bir bağırsak problemi yaşıyorsak, gluteni uzaklaştırıyorsak siyezi de uzaklaştırmalıyız. Çünkü siyezde de gluten var. Gluten var. Dediğim gibi gluten içermeyen tek kara buğday ve glutensiz ekmek. Eğer hani şimdi glutensiz beslenmeye geçtiğimizde bizim seçeneklerimiz sınırlanıyor gibi. Çok sınırlanıyor. Ama mesela evde tatlı yapacağız diyelim. Tatlı da biz örneğin trileçe yapmıştık. Tamamen sağlıklı şekilde. Ya. Un yerine, yani genel tariflerden bahsediyorum. Un yerine, beyaz un yerine kara buğday ya da glutensiz kullandık. Süt kullanırız onun dışında tariflerde. Süt yerine de hani inek ya da işte koyun sütü, hayvan sütü yerine bitkisel süt. Badem cevizi, hindistan cevizi. Evet. Kullanabiliriz. Evet, hani birazcık tabii ki normal süte göre birazcık ekonomik olarak biraz yüksek. Aynen. Ama kendimiz evde bile yapabiliriz. Bir bardak bademden bir litre süt çıkıyor. Bir bardak bademden bir litre süt. Yapımı da çok kolay. Hani biz yapmadığımız için gözümüzde büyüyor ama bir akşam öncesinden bir bardak bademi ıslatalım. Ertesi sabah artık yumuşamış oluyor, kabukları falan olmasın, çıkaralım. Blender'a bademimizi koyduk. Bir litre de su koyduk. Islattık, hemen bir litre badem sütümüz oluyor.
Çok da fresh yani. Suda güzel böyle pratik tarifler de alalım sizden. Aynen olabilir. Harika. Ve hiç de rahatsız etmez yani. Bazen süt içince hani böyle mide, bağırsak biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Evet, evet. Bu bitkisel sütlerin hiçbir sıkıntısı olmaz bizim için. Peki peyniri çok fazla, daha doğrusu inek sütünden birazcık uzak durun derler. Yine bu sıkıntıları yaşayanlar için uzmanlarımız geçtiğimiz haftalarda, aylarda belki de yine kıymetli bir uzmanımızı burada çağırdığımızda, davet ettiğimizde şunu söylemişti. İnek sütünden lütfen uzak durun. Tüketirseniz keçi sütü daha masum. Ve peynirden de uzak kalın. Hı hı. Niye peynirden uzak kalmalıyız peki? Şimdi peynir konusuna girersek, yani peynir şu anda bizim için hiç sağlıklı bir seçenek değil. Eyvah, çok da seviyoruz. Aslında hani eğer bu konunun çok derinine inersek bizim süt ürününün tamamını hayatımızdan kesmek çıkarmamız gerekiyor. Yani hayvansal kaynaklı süt ürününün tamamını çıkarmamız gerekiyor. Eğer hani koyun, keçi de evet zarar verebilir ama inek sütünden daha masumdur. Yani daha az zarar verir bedenimize. Onun dışında peynir konusunda hani bazı uzmanlar, bazı çalışmalar hatta tamamen kesmemizden yana. Eğer yapabiliyorsak çok güzel bir şey olabilir. Yapabiliyorsanız tabii ki sevgiliyiz yani. Ama yani benim kendi her peyniri de yemiyoruz zaten. Herkesin sevdiği, çok sevdiği bir peynir çeşidi vardır mutlaka. Alırsak kahvaltıda peynir, zeytin zaten. Başka ne yiyeceğiz? Onları da çıkarsak ne yiyebiliriz kahvaltıda? Evet, benim danışanlarımın tipik tepkisi ne yiyeceğim? Ama genelde hani gluten ve süt ürünlerini çıkartıyorum ben genelde belli bir süre. Ekmekten çok süt ürünlerini üzülüyor benim danışanlarım. Peynir ve yoğurda evet, ne yapacağım hani? Her şey onunla yapılıyor evet. Çünkü. Onsuz da nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Vardır bir yolu mutlaka. Güzel tarifler evet, onların çıktı. Bakın. Çözüm yollarını üretiriz. Hiç peki değil. Bitki çayları bağışıklığı güçlendirmede etkili olabilir mi? Ya da bu mevsimlerde daha çok neyi içmemizi tavsiye edersiniz? Bitki çayları çok hani çok çeşit çeşit bitki çaylarımız var, bitkilerimiz var. Bizim yani içtiğimiz ıhlamur mesela. Aynen. Aynen öyle. Çok bu şekilde hani sağlıklı hani akıllıca tercihler yapabiliriz. Ama bitkilerden hani sürekli bitki çayı tüketmek de bizim için zararlı. Evet. Yani hem böbreklerimizi yorar. Çok fazla içer tüketirsek kesinlikle. Mi? Hı hı. Günde sınırımız kaç fincan olmalı? Belki 2 bardak. Peki. 2 fincan. Hadi 3 diyelim ama daha fazlasına çıkmayalım. Her bitki çayını da önermeyelim. Yani çok karşılaşıyoruz. Ben mesela bir bitki çayı öneriyorum. Başka internetten okunuyor mesela. İnternette zaten çok fazla bilgi kirliliği çok, var. Çok. Şu şuna iyiymiş, şu şuna. O zaman hepsini içersek gerçekten böbreklerimiz bununla savaşamaz yani. Çünkü gün boyu zaten hepsini onu. İçmeyiz. Bazen de ne yapıyoruz? Birkaç bitki çayını karıştırıyoruz. Etkili hani, oluyor mu peki bu? Hani yanlıştır demem ama eğer doğru şeyleri birleştiriyorsak sıkıntı değil. İşte. Ama bazen bir de şöyle bir şey oluyor. Zayıflama danışanlarında özellikle. Bir yeşil çay beni zayıflatır. Hani böyle bir düşünce oluyor. Hani yiyeyim, normal beslenme düzenime, hani sağlıksız beslenmeye devam edeyim. Ama bir taraftan yeşil çay içeyim. Bir taraftan da toksinleri şey atayım. Ama hiç öyle bir şey yok maalesef. Sadece bizim tek başına bence hiçbir şey etkili değildir sadece ki. Sadece o anlık bir metabolizma hızlandırır. Heh. O anlık bir ödem attırır. Hani tuvalete çıkartır bizi. Onun dışında başka bir şey yapmaz. Ama bunun yerine siz başka şeylere de dikkat etmiyorsanız. Tabii çok ki fazla de. Süt tüketmiyorsanız. Beslenmenize dikkat etmiyorsanız. Hareket etmiyorsak. Sadece bitki çayı, yeşil çayı içtim hadi bakalım toksinleri attım evet. Diyelim. Toksinleri neyle atabiliriz bu arada? Yeşil çay aklımıza ilk geliveren. En güzel suyla atarız bu arada. Hı hı. Bunun dışında böyle ben tarifler hazırlatıyorum örneğin. Toksin at, mesela zencefil, zerdeçal, karabiber dedik mesela, tarçın. Bunlarla hani gün içerisinde biraz karıştırıp içersek toksinleri çok güzel atabiliriz. Su içemeyenlere gelsin bu arada. Bu arada su içme konusunda bir şey söyleyecektim unuttum. Kışın, yazın. Hava sıcaklığından bizim su isteğimiz daha da fazla oluyor. Evet. Normal, tamam. Yazın içebiliyoruz, tamam. Ama kışın azaltıyoruz. İşte vücudumuz anlamıyor yani tamam kışın sen az iç demiyor bize. Yeter bana demiyor. Kışın da aynı miktarda suya ihtiyacımız var. Ama azaltmayalım. Biz, evet. Yani hava soğuk evet ama içmek zorundayız. Ve hani susayınca gideyim ben mutfaktan su içeyim değil. Su gözümüzün önünde duracak, bizi hatırlatacak kendisini. Ay onu da denedik lütfen Fatma Hanım. Olmadım. Onu da denedik. Onu da deneyenler vardır bence ben gibi. Yanımızda tapırlar bir taraftan efendim şişeler kaç bir taraftan. Yaptık bunu? Ne kadar elmaları süre attık içine, limonları attık içine. Gözünün önünde durdu. Hiç o suya yönelmedim biliyor musunuz? Ama biraz da kendimizi hani bunu adapte etmeye çalışmamız evet. Lazım. Su içemeyenlerin büyük sıkıntısı zaten bence. Zaten şöyle hani psikolojide de böyledir. 21 gün bizim alışkanlık sürecimizdir. Var. Aynen. 21 gün bir şeyi biz oturttuysak sonrasında vazgeçmemiz çok zor. Eğer yapamadık 21 gün bunu 42 güne çıkarmamız lazım. Oo, 2'ye katlayacağız. Aynen. Peki. Demek ki o süreçte bence yavaş yavaş içer. Neyle tatlandıralım? Ben elma dedim, limon dedim ama içine aynen, neler çok koyabiliriz? Güzel bir şey.
Her şeyi koyabiliriz. Tam neyi mevsimi yani, bazı çok insanlar fazla meyvemiz var. Suyun tadını sevmiyor. Aslında suyun bir tadı yoktur. Suyun bir tadı yoktur, evet. Evet, ama suyun tadını sevmiyorum diyor. Hani beni mutlu etmiyor diyor. Yani ne seviyorsak. Benim mesela favorim limon. Evet. Çok da güzel, hani metabolizmayı da hızlandırır ve hani tuvalete gitme sıklığımızı arttırır. Mesela en büyük şikayet bu. Tamam, suyu arttırıyorum ama çok fazla tuvalete gitmeye başlıyorum. Bu iyi bir ama şey. Ama gideceğiz değil mi? Evet, ama hani iş yoğunluğundan bir şekilde ya da uzaklaştırmak vesaire. Gerekiyor. Aynen. Aynı zamanda bağışıklığımız da bir taraftan değil mi? Desteklemek gerekiyor. Peki sık sorulan sorulardan bir tanesi şu. Kilo kaybetmekle yağ kaybetmek aynı mıdır? Hep bunu duyuyoruz, yağ kaybettim gibi. Hı hı. Nasıl dengede tutmalıyız evet, bunu? İkisi aynı şey değil. Kas mı daha şey olmalı, yağ mı? Erkekler daha mı hızlı kilo veriyor? Evet. Kadınlar niye daha hızlı kilo alıyor? Öyle değil, birçok soru çıktı. Konuşalım şimdi. Yağ kaybetmekle kilo kaybetmek, zayıflamak aynı şey değildir. Yani kilo, kas kaybederek de biz kilo kaybedebiliriz. Kilo gider sonuçta. Ama yağlar giderse daha az görünür gibi geliyor bize. Aslında hiç öyle değil. Yani kişi zayıfladığını görüyor ama bu kas mı gitti, yağ mı gitti bunu bilemiyoruz. Bizim yağ kaybetmemiz lazım. Çünkü bizim hani vücuda gerekenden fazla yağda ihtiyacımız yok. Hı-hı. Gerekenden fazlasına. Eğer sağlıksız bir şekilde zayıflıyorsak, kendimizi aç bırakıp zayıflıyorsak, tek öğün mesela yemiyorum. En çok duyduğum şey şu. Ben hiç yemiyorum aslında ama zayıflayamıyorum. Tek öğün yiyorum, bir akşam yiyorum. Ya da ne yesem bana yarıyorsa, içsem yarıyor diyenleri de çok sık duyuyoruz, evet. Değil mi? Evet. O biraz insülin direncinden vesaire kaynaklı olabiliyor. Peki. İçtiği bile yarar gerçekten. Yağ kaybetmek daha değerli. Bunun için çok sistematik bir şekilde zayıflamamız lazım. Bilincinde olarak zayıflamamız lazım. Aç bırakıp bir anda oturup tek öğün yedik, tamam. Tek öğün. Yani çok az aslında. Ama orada ister çok yiyelim, ister az yiyelim. O yediğimiz bize direkt yarar. Vücut depolar. Çünkü vücudumuz çok akıllı bir varlık. Diyor ki, bu kendimden bahsedeyim. Akşama kadar yemedim diyelim. Vücudum diyor ki, Fatma Nur zaten akşama kadar hiç yemedi. Bir tek şimdi yiyor. Ben bu yediğini yağ olarak depolayayım ki kendimi koruyayım diyor. Kendini korumak ister ya. Ve yağ kaybetmek istemez beden. Yemedik yedik, hemen yağ olarak depoladık maalesef. Bunun dışında bizim ara ara yememiz lazım. Hani ben 3 ana öğün, 3 ara öğün yapın demiyorum. Ben bunu savunmuyorum. Peki ne yapmalıyız? Günde kaç öğünümüz olsun öneri olarak? Bu yine kişiden kişiye değişir ama 3 ana 3 ara gerçekten çok fazla. Böyle olduğunda biz bedeni, insülini sürekli uyarıyoruz. Sürekli acıkıyor. Hani da, istiyor. Böyle şey mi geliyor bize? Sık yiyin, az yiyin önerisinde bulunuyor aslında önceden. Normal. Hı hı. Ama çok sık oluyor 3 ana 3 arada. Bence benim de. Favorim, hani kişiye göre arttırabilirim, sıkıntı değil ama favorim 2 ana öğün ve 1 ara öğün. Dur bir saniye. Sabah ve akşam. Aynen. Öğleninde ara öğün gibi mi göreceğiz o üç zaman? 3 ana öğün de olabilir. Yani 3 ana 1 ara da olabilir. 2 ana mesela biri diyor ki sabah kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Erken kahvaltı yapmıyor. Geç kahvaltı yapıyor. Öğle yemeği gibi oluyor. Birleştiriyor ikisini, öğle ve sabahı. Bir de akşam, bir de ikinin ara öğünümüz. Hani bu tarz bir şey ya da 3 ana 1 arada dediğim gibi oldukça sağlıklı bir seçenek olur. O zaman akşam hiçbir şey yemeyeceğiz. Evet, daha en güzeli. Sizin plana göre. Beden dinlenecek çünkü yani. Evet. Dinlenme, sindirmesi gerekiyor. Akşama kadar çalıştı zaten midemiz, sindirim sistemimiz. Onu orada biraz dinlendireceğiz. Ve hani uzun süre aç kalmak bir de şu yüzden iyi değil. Şimdi bir makineyi biz yağla çalışıyor. Biz ona yağ ekledikçe, hani yağ ekliyoruz ancak evet. O şekilde çalışıyor. Metabolizma da böyle bir şey. Yani ona bir şey göndermeliyiz ki çalışacak. Göndermediğimiz sürece zaten bir şey gelmiyor. Yatışa geçiyor. Böylelikle bağışıklık sistemi çöksün bir taraftan, gelsin peşinden hastalıklar, Allah muhafaza. Ya her şey gerçekten çok sistematik ve hepsi birbiriyle bağlantılı. Kesinlikle. Dedik ki erkekler daha mı kolay evet. Kilo verir? Şimdi aslında şöyle bakıldığında öyle gibi. Çünkü erkekler doğuştan kadınlara göre daha yüksek kas kütlesine sahip olarak doğuyorlar. Bizi zaten zayıflatan şey kas kütlesidir. Evet. Kas kütlemiz arttıkça benim danışanlarım mesela geliyorlar, tartım yapıyorum. Kas kütlesi artmış oluyor, yağ kütlesi azalmış oluyor ama kilo sabit. Buna üzülebiliyorlar bazen ama çok aslında çok güzel bir sonuç. Yağ gitsin, kasımız artsın onun yerine, hem bu daha sıkılaşarak zayıflamak demektir. Hem de kas kütlesi metabolizmayı çalıştıran kütledir. O yüzden kas kütlesi önemli. Erkekler bu noktada birazcık şanslı ama erkekler eğer ben zaten kas kütlem fazla, ne kadar yersem yiyeyim kilo almayayım derse tabii ki yine kilo alacak. Yine zayıflayamayacak.
kadındaki fazla, biz evet erkeklere göre daha fazla yağ kütlesine sahip doğuyoruz ama bu olması gereken. Fizyolojik olarak bizim o yağa ihtiyacımız var. Çünkü hormonlarımız, enzimlerimiz, yani regl dönemindeki enzimlerimiz, hormonlarımız o yağ varlığında tabii çalışıyor. Hı hı. Gerekli bir hormon, yani yağ kütlesi, gereksiz bir şey değil. Ama o gerekenin üstüne çıktığımızda artık daha hızlı kilo almaya başlıyor kadınlar. Tabii kişiden kişiye de değişiyor bu. Yani bunu avantaja çevirebiliriz. Hani erkekler %100 şanslı, kadınlar şanssız diye bir şey yok. Dengedeler bence. Kesinlikle, ne kadar emek verirsek o kadar denge, iyi. Denge sağlanıyor. Aynen, sağlamaya öyle da çalışalım. Şimdi reklamlara gitmeden evvel güzel bir köşemiz var. Sevgili yönetmenimden bunu rica edelim. Aklınızda bulunsun, köşemizde Antep fıstığıyla ilgili bilgilerimiz var. Bunun üzerine de dönüşte inşallah birazcık konuşalım. Efendim VTR'miz karşınızda. Evet, reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyetisyen Fatma Nur'la olan birlikteliğimiz devam ediyor. Merak ettiğiniz sorularınız varsa bizlere lütfen ulaşın. Bağışıklık sistemini konuşuyoruz. Güçlendirmek için ne yapmak gerekiyor konuşuyoruz. Bu arada mesajlarımız var, onları da dile getirelim. Cengiz Hocam o kadar çok üzülmüş ki bugün normalde öğleden sonra okula gidiyor. Bugün sabahleyin dersim vardı, o yüzden seni izleyemiyorum diye çok üzgün olduğunu belirtmiş. Tekrar izleyebilirsiniz. Facebook'ta canlı yayınımız oluyor. Sonrasında buradan programımızı izleyebilirsiniz. Takip edemeyenler için söyleyeyim. Zehra'cığım teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyorum. İyi dersler diliyorum sizlere de. Diğer taraftan da bir sorumuz var konuyla ilgili. Merhabalar, sorum Fatma Nur Dursun Hanım'a. Ben bir yıldır SIBO ve histamin intoleransı yaşıyordum. Vücudumda enflamasyon ve ciltte döküntüler vardı. Eliminasyon diyeti yapıyorum uzman gözetiminde ama 2 ay sonunda diyeti açmaya nasıl başlayayım? Ve şu an döküntüler ara ara var. Yeni besini nasıl tanımlama? Birazcık karışık oldu ya. Yok, anladım ben. Okey, tamamdır o zaman. Evet. Ne yapmalı peki? SIBO evet dediğimiz şey ne bu arada? SIBO yine bağırsakla ilgili bir rahatsızlık. Daha, yani çok sık karşılaştığımız bir durum. Özellikle kendini böyle yemekten sonra yarım saat kadar bir sürede hemen böyle bir şişkinlik, yani gerçekten bir gebe gibi karın şişkinliği yaşayabiliyor. Bunu ben sık sık yaşıyorum da söylediğimde ödem var diyorum, inanmıyor ya arkadaşlar. Bu tamamen bağırsaklarla alakalı aslında. Ama gerçekten de belli zamanlarda ya da yemekten sonra inanılmaz bir böyle hazımsızlık ve şişkinlik hissediyorsunuz. Gerçekten hı-hı karın oluyor böyle. Evet, SIBO da tamamen bundan kaynaklı bir şey. Burada hani az önce dedik ya gluten ve süt ürünü kesiyoruz vesaire diye. Evet. Aslında bunun tedavisi, yani SIBO'nun tedavisi de böyle bir sistem. Bazı besinleri hayatımızdan uzaklaştırıyoruz. Eliminasyon diyeti diyoruz bundan. Yani o besinleri elimine ediyoruz. Bir süre bedenden uzaklaştırıyoruz. Ne kadar hiç yaklaşık tüketmiyoruz. Bu hastanın hastalığına, yani kişinin hastalığına ve hastalığının boyutuna göre değişebilir. Benim kişisel hani görüşüm en fazla 2 ay. Yani 3 evet hafta en az, en fazla 2 ay. Bir süre işte dediğim gibi uzaklaştırıyoruz. Sonrasında artık besinleri, o diyet bitti. Besinleri yavaş yavaş tanıtıyoruz. Hı hı. Böyle bir rahatsızlığımız varsa. Tanıtma da şöyle oluyor. Onu sormuştu değil mi? Nasıl tanıtmalıyım? Yani 2 ay sonunda diyetimi nasıl açmaya başlayabilirim nasıl açmaya diye sormuştu. Açmak demek işte tanıtmak. Hı. Artık besinleri vücuda açmak. Birçok besin grubunu yasakladık. Hani neleri yasakladı bilmiyorum. Ben hani örnek vererek anlatayım. Bazı besinleri, örneğin süt ürünleri, gluten ve birkaç meyveyi kestik diyelim. Peki. Burada örneğin gluteni seçip 3 gün boyunca yumurta diyelim mesela. Yumurtayı da kestik. Artık tanıtmaya başladık. İlk 3 gün her gün yumurta yiyoruz. Yani her gün kahvaltıda birer yumurtamız oluyor. Tamam. Sonrasındaki 3 gün hiç yemiyoruz. Bedenimize yumurtayı almıyoruz. O bizim deneme sürecimiz. 3 gün yedik, 3 gün bir baktık bedene. 3 gün hani, yoksun bırakacağız. Aynen onu. Bakacağız etkilerine. Nasıl bir etkisi olacak? İshal kabızlık yapacak mı? Kaşıntı, döküntü yapacak mı? Yaparsa yine kesiyoruz yumurtayı. Yapmazsa artık yumurtayı hayatımıza geri aldık. Onu bitirdik yumurtayı. Sonra geldik süte. 3 gün sütü denedik, 3 gün bıraktık. Baktık sonuca göre devam ettik ya da bıraktık. Sonra yumurta, sonra peynir, sonra işte etkileyebilecek gıdalarla ilerliyoruz hangisi, bu arada değil mi? Mesela biz evet gıda intolerans testi yapıyoruz merkezimizde de. Birçok besin çıkıyor. Yani bakıyoruz, örneğin zencefil çok sağlıklı bir besindir. Herkesin listelerine yazarız mesela. Ama bir kişiye zencefil onu zehirliyor olarak çıkabiliyor.
Eyvah. Bu testi yapıyoruz. Aslında orada çıkanları yasaklıyoruz. Evet, çok gerekli aslında. Neye karşı duyarlıyız ya da? Aynen öyle, bilemiyoruz çünkü. Aynen. Bazen karıştırabiliyoruz, bazısını anlamıyoruz. Hı-hı. Ve çok genelde hep tükettiğimiz besinler de çıkabiliyor. Hani nadiren tükettiklerimiz de çıkabiliyor. O teste göre yapıyoruz biz bunu. Kafamıza göre kesmiyoruz. Çok güzel. Aynen. Sonrasında hepsini tanıtıyoruz yavaş şimdi yavaş. Bu bağırsak içinde tabii ki. Ama yavaş yavaş açmaya başlayabilirsiniz. İşte yumurtayı yiyin. Hı-hı. 3 gün birer tane bırakın. Haşlayın efendim. Haşlama mı olmak zorunda? Yok. Havada olabilir mi? Olabilir. Yani en tamam. Hani kalorisizi haşlamadır tabii ki. Ama arada omlet menemen de yapabiliriz. Sonrasında sütü sırayla deneyerek yavaş yavaş artık aynen gıdaları öyle almaya başlıyorsunuz. Böylelikle bu diyeti de açmaya başlıyorsunuz. Kesinlikle. Yeni şeyler öğreniyorum bu arada sizler sayesinde sevgili izleyenlerim, uzmanlarım sayesinde tabii ki bir taraftan. Bu arada hani migreni tutan hastalar için de bazen bu gıda şeylerini denerler. Hani mutlaka senin bu ağrını tetikleyen bir şey vardır. Bir şey var. Kesinlikle. Vardır. Nedir? Genelde peynir akla geliyor burada da. Söylerdi i̇şte uzmanlarımız. İşte bağırsak dedik ya. Evet. Migren bile bağırsakla alakalı işte. Yani bağırsağımız hastaysa biz hastayız. Hani aslında şöyle. Trafik kazası vesaire hariç her şey aslında bağırsaktan kaynaklı. Migren bile bunun içinde. Bağırsaklarımız iyileştiğinde migren ataklarımız da azalmış oluyor. Bağırsaklarınızda yani ona özel bir tedavi yapmaya çalışıyoruz. Onu hemen hızlı bir şekilde tabii ki diyetisyen ve uzman hekim desteğinde mutlaka bu sorunu çözelim. Ondan sonra daha hı-hı sağlıklı bir yaşam sürmeye başladığımızı fark edeceğiz demek kesinlikle ki. Kesinlikle. Şimdi besinlerden bahsettik aslında. Aklımız ama diğer taraftan baharatlardan da bahsettik. Ama baharatların metabolizmayı hızlandırıcı ve iyileştirici taraflarını biraz daha konuşalım istiyoruz. Hı-hı. Karabiber dedik. Kırmızı pul biber mesela değil mi? Bunu çok yoğurtla güzel akşam karıştırın yiyin böyle yağlar gitsin, erisin. Evet. Deriz metabolizmayı hızlandırdığını şey biliyoruz. Doğru hı-hı mu değil mi? Doğru. Peki. Ben de tercih ediyorum danışanlarımda. Hani metabolizma hızlandırıcı olarak zencefil, zerdeçal, pul biber, karabiber yine zerdeçalla birlikte bunları çokça tercih edebiliriz. Dediğiniz gibi yoğurdumuza karıştırıp hepsini birlikte eklediğimizde açıkçası etkisi daha güzel olur. Pul biraz biber, zencefil, zerdeçal, karabiber. Pul biber süper oluyor. Ama buna dikkat edelim. Yani birine alerjiniz olabilir. Hani bunları bilemediğim için şu anda ben genel bir öneri yapıyorum. Genel, tabii, bunlar tabii artık siz hani herkes kendini çok daha iyi bilir. Onlara dikkat ederek tercih edebiliriz. Tarçın çok değerli. Hı hı. Kan şekerimizi çok güzel dengeler. Mesela bir şeker hastasına biz tatlı ye diyemiyoruz tabii ki ama hani ara ara aslında tercih edebiliriz. Orada da en güzel tercihimiz şu olur. Mesela az pirinçli bir sütlaç. Az şekerli olacak zaten ve evet üzerine tarçın. Mesela elma yerken üzerine tarçın. Bu hem bizim tokluk süremizi arttırır hem de kan şekerimizin, insülinimizin pat diye yükselmesini engeller. Onun hızlı yükselmesini istemiyoruz. Peki biz tatlı demişken tatlı krizine girenler ama tatlı tüketmemesi gerekenler bu şeye ihtiyacı nasıl giderebilirler? Şimdi en başta dediğim gibi mesela tarçın çok güzel tatlı isteyeni evet kesici bir seçenek olur. Suyumuza karıştırıp içebiliriz. Örneğin sütümüze hem de tok tutar bir ara öğün seçeneği olarak. Bitter çikolata tercih edebiliriz. Hani çikolata tatlı evet bunlardan uzak duracağız ama hani ömür boyu bunu yapamıyoruz. Bitterin de dereceleri var bence sevgili izleyenlerimiz. Evet. Bazıları zehir gibi oluyor vallahi yenmiyor. Hı hı. Artık onları keyfinize bırakıyorum. Hani %70 oranında falan. Bitter tercih edebiliriz ama hani tüketebiliyoruz diye de aşırıya kaçmayacağız. Hani dokuzlu bir hani küçük kareli bir tablet bir düşünelim. Bir tanesi. Bir tanesi. Evet. Hurma peki? Hurma da çok güzel bir seçenek olur. Onu da yine kuru meyve kuru meyveye dahil evet ederek tek yemiyoruz. İçerisine birkaç badem ya da ceviz koyup tüketelim. Ay, onlara dikkat edelim lütfen. Tek yemeyelim. Yani, yiyebilir miyiz cevizle incirle? Çok güzel bir seçenek. Şahane olur oluyor. Aynen öyle. Şimdi antep fıstığına tamam değinelim mi? Olur. Antep aynen fıstığı önerisi çünkü sunduk izleyenlerimize ve yeterimizi izledik. Cevizi söyledik. Antep fıstığı da tüketebilir miyiz ya da hı-hı nasıl tüketmek gerekiyor bunları? Şimdi bütün kuru yemişler bizim için değerli. Ceviz de aynı şekilde. Ceviz hani en yağlı kuru yemişlerden bir tanesidir. Evet. Miktarına dikkat ediyoruz. 2-3 cevizle hani sınırlandırabiliriz. Badem çok değerli. Evet. Yani hem zayıflamaya da gerçekten çok destekçi. Beyin ve hani zihin fonksiyonları için de çok değerli badem. Badem her şeye faydalı. Badem evet sütü var değil mi? Badem yağı var. Ve çok yağlı da değil yani. 10-12 adet tüketebiliriz. Fındık da aynı şekilde. Fıstıklar birazcık sıkıntılı. Çünkü fıstıklar biraz alerjendir.
tetikler yani. Ama sıkıntı yaşamıyorsak tabii problem yok. Özellikle yer fıstığı çok alerjen bir besindir. Ben bütün danışanlarımdan keserim yer fıstığını belirli bir süre. Gerçekten çok tüketiyorsanız. Alerji illa hani böyle bir kaşıntı, bir kızarıklık yaşayacağız diye bir şey değil. Biz nasıl bunu dışarıya belirti vermeyebilir. Ama bağırsak hani ishal kabızlık da yapabilir, onu bile de yapmayabilir. Ama bağırsakları gizli gizli, evet, de ilerleyebilir diyor. O yüzden ben garanti olsun diye keserim. Onun dışında Antep fıstığı da sağlıklı bir seçenek olur. Hani peki bunları tuzlu, değil, tam kavrulmuş, çifte kavrulmuş? Tuzlu olmayacak tabii ki. Olmayacak tabii ki. Çifte kavrulmuş da istemiyoruz. Mesela tahinde de çifte kavrulmuş istemiyoruz. Hani bir beyaz tahin, bir koyu tahin olur ya, koyu beyazı renk. Beyazını istiyoruz. Çünkü her şeyin kavrulmamışı, özellikle çifte kavrulmamışı daha sağlıklıdır. Bize çünkü onlar daha lezzetli geliyor tabii, ama birazcık uzak kalmak gerekiyor demek ki. Ama çifte azından kavrulunca ortaya toksin maddeler ortaya çıkıyor. Ortaya bir de onu vücuttan atmaya çalışacağız. O yüzden hiç gerek yok. Biz çiğ İşi biraz daha zorlaştırıyoruz aslında da. İşte sizler bilgi verdikçe bizler bilgileniyoruz ve doğru yöne doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Sondayız artık, neler söyleyebiliriz izleyenlerimize öneri olarak? Aslında çoğu şeyi söyledik ama yine konuşursak gerçekten hani epey bir konuşabiliriz. Tabii şu an ki aslında çok da hani her şeye giremedik aslında. Böyle programlar oldukça ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Her zaman bekliyoruz. Çok değerli, yani çok değerli bir iki saat oldu benim için. Konuşmak isterim daha fazla ama vaktimizin sonuna geldik. Sözümüz sağlığa diyelim inşallah. Başka bir bölümde yine merak edilenleri, sağlıklı beslenmenin detaylarını, evet, uzmanımızdan almaya devam edelim. Teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Şimdi sağlıklı beslenme dedik o kadar ama balığı bahsetmedik de balıkla ilgili güzel bir tarifimizi, evet, ekranlarınıza getirelim sevgili izleyenlerimiz. Özellikle tam da mevsimindeyiz bence ama taze olanını seçmek çok önemli burada. Şimdi çok güzel bir balık tarifimiz ekranlarınızda olacak. Tekrar bağışıklık için harika dedi, mutlaka tüketilmeli, haftada bir önerisinde bulunuyor uzmanlarımız. Haftada bir balık tüketimine dikkat edelim diyoruz. Sağlıcakla kalın efendim. Yayında yapımda emeği geçen herkese, kıymetli misafirime ve sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Efendim herkese merhabalar. Bir Yemek Bir Tarif köşesinde enfes tarifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ajandalarınız hazırsa not almaya başlayın. Dedeman Otel'in mutfağındayız ve şefimiz Hüseyin ustamız bizimle birlikte, yine çok güzel bir tarif alacağız kendisinden. Bu hafta bizlere safranlı levrek buğulama hazırlamışlar efendim. Evet. Merhaba ustam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, sağ olun. Bugün levrek tarifi vereceğiz. Bugün safranlı levrek yapacağız. Hı hı. İzleyicilerimiz için çok güzel bir yemek olacak. Dedik ki bol bol bu sezonda balık tüketin dedik. Biz, evet, de balık tariflerini sizlere vermeye devam ediyoruz. Çünkü sezon artık onun sezonu. Aynen, diyoruz. Balık sezonu başladı. Çok farklı balıklarımız, farklı balık tariflerimiz tabii ki sizlerle paylaşacağız. Bu da onlardan bir tanesi. Kesinlikle. Peki neler kullanacağız malzememizde? Öncelikle levrek kullanacağız. Biz 800 gramlık levrek hazırladık bugün. 800 tamam, gramlık bütün levreyi filot haline getirdik. Çok ve porsiyonladık. Renkli biberlerimiz olacak, mantarımız olacak, patates, kıyılmış maydanoz, domates, soğan, sarımsak, defne yaprağımız var yine. Tereyağımız ve safran kullanacağız bir miktarda. Safran, safranı da aslında ayrı bir konuşmak lazım. Evet. Eskinin hani Mevlevi sofrasında, Mevlevi, mutfaklarında, saray mutfaklarında çok kullanılan malzemelerden bir tanesi. Şimdi patatesi birazcık böyle farklı görüyorsunuz değil mi? Dedim ki bu farklı bir şey mi, patates mi? Haşlanmış patates ama özel hazırlanmış ve doğranmış. Azıcık da haşlanmış balık patates diyormuşuz efendim. Evet. Hadi bakalım ustamla sizi baş başa bırakıyorum. Yapım aşamasını izliyoruz. Sunumla birlikteyiz. Evet, malzemelerimizi hazırladık. Tavamızda koyduk ocağa. Tereyağımızı ilave yaparak safranlı levrek buğulamasını yapabiliriz. Biz bugün safranlı levrek buğulama yapıyoruz ama bunu lagos balığından yapabiliriz, mercandan yapabiliriz, herhangi bir balıktan da yapabiliriz. Bütün olarak da yapabiliriz ama biz bugün filet olarak tercih ettik. Kış aylarında levrek buğulama mükemmel olur. Tavası güzel olur, fırında güzel olur. Evet, yağımız eridi. Soğan sarımsağımızı bir miktar söteledikten sonra sırasıyla diğer malzemeleri de
ilave yaparak buğulamamızı aşama aşama yapacağız. Ben soğanı küp küp doğradım ama arpacık soğan da kullanabilirsiniz. Sarımsak bütün olarak kullanabilirsiniz. Soğan ve sarımsağımız yeterince sötelendi. Şimdi sivri biber ve kırmızı kapya biberimizi de ilave yapacağız. Bir miktar da onları söteledikten sonra mantarımızı ilave yapacağız. Mantarımızı, domatesimizi, defne yaprağımızı ve balığımızı da hazırlayalım. Sebzelerimiz yeterince sötelendikten sonra mantarımızı da ilave yapıyoruz. Evet, şimdi levreğimizi ilave yapacağım. Onun peşinden en son domateslerimizi ilave yapıp defne yaprağımızı atıp bir miktar da ben sıvı yağ ilave yapacağım. Defne yaprağımı da ilave yapıyorum. Gördüğünüz gibi renk uyumu çok önemli. Kırmızı kapya biber, sarı kapya biber de olabilir. Mantar, yeşil biber, defne yaprağı. En sonunda domatesini ilave yapacağım. Kaya tuzu, tane beyaz biber, değmenimizi de ilave yaptıktan sonra şuradan suyumuzu da yanımıza hazırlayalım. Kremamızı hazırlayalım, safranımızı hazırlayalım. Balık patatesleri önceden yarım haşladığım için pişmesine yakın en son ilave yapacağım. Şöyle bir miktar su vereceğim. Bir miktar kaynadıktan sonra kremalısını ve safranı ilave yaptıktan sonra yaklaşık 10 dakika içinde safranlı levrek buğulamamız hazır olacaktır. Safranımızı da önden atayım ki rengi hasbir çiçeği diyoruz biz buna.
safranın çiçeğinin özü. Ben şuradaki ocağı alacağım bunu biraz daha hızlandırmak için. Kapatayım altını. En sonunda kremasını ilave yapıyorum. Evet. Tuzunu, karabiberini attık. Birazdan da balığını ilave yapıp balık patatesi üstünü kapatıp pişmeye bırakacağım. Şöyle ortasına bunları da bıraktıktan sonra altını kısacağım. Üstüne diğer wok tavamla kapatıp yaklaşık 10 dakika içinde servise hazır olacak. Balık patateslerimizi ilave yaptık. Kremasını, sosunu, tuzunu, karabiberini, sebzelerimizi söteledik. Ve ocakta onu 10 dakika gibi süre pişirdik. Usta. Şu anda sosumuz çekildi. Evet. Suyu azaldı. Balıklar ortaya çıktı. Harika bir buğulama oldu. Şimdi balığı envai çeşit yapabiliriz. Izgarayı daha çok seviyoruz zannedersem. Ne bileyim tavasını yapabiliriz. Buğulamasını yapabiliriz değil mi ustam? Tabii. Çok çeşidi var. Şişini yapabiliriz. Onu hiç yemedim. Pilota süper oluyor zaten. Kılçıklı bütün balık da her zaman güzel olur. Ama bunlar tabii ızgara ve tava yemekleri. Şimdi balığı çok sevmeyen biri olarak kendimden örnek vereyim. Sebze girdiği zaman işin içine ya da tencere olayına ya da fırın olayı girdiğinde işin içine çok seviyorum. En azından giyimi kolay oluyor ve kılçıksızsa tamamdır yani. Çok pratik, güzel tarifler vermeye bizler devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. 10 dakika, 15 dakikada evimizde rahatlıkla yapabileceğimiz güzel bir tarifti. Kesinlikle, kesinlikle. Buradaki ön plana çıkan şey kremasını, sosunu ve suyunu çok güzel ayarlamamız lazım. Doğru. Çünkü çok verirsek çorba gibi çorba olur. Çorba gibi olmasın. Şu anda göründüğü gibi sebzesi, balığı ve sosu kıvamında. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Hadi bakalım servisimizi yapalım. Şöyle ben alayım. Sona yaklaşıyoruz. Önce ben balıkları koyacağım sırasıyla. Tamam. Şöyle. Bir ters bir düz koyacağım ki. Şimdi safranı da kullandık. Safran da çok yakışıyor. Özellikle defne yaprağı. Defne muhteşem bir lezzet veriyor balıklara. Bir parçamız daha var. Bir parça daha var ustam orada. Onu şöyle çevireceğim. Onu da buraya. Şöyle bırakayım da. Burada balık patateslerimiz var. Sırasıyla koyacağım şöyle üste kalsın diye. Bunu kendiniz bu hale getireceksiniz. O büyük boy patateslerden yapabilirsiniz. 4 parça balık koydum. 3 parça da balık patates koyacağım. Şimdi sebzelerini. Mantar, renkli biberlerimiz. Şöyle üstten bırakayım ki. Aman. Sebzeler üste kalsın. Sosu da şöyle şu şekilde. Yeterince koyduk. Şöyle en son bir miktar da ne? Maydanoz. Maydanoz atacağız. Tabii ki. Şöyle kaşıkla sevim de elimi değmemiş olayım. Ay rengarenk görünmedi mi? Çok da güzel bir görüntüsü oldu. Eminim lezzeti de öyle. Efendim yine sona geldik. Yine bir yemek bir tarif köşemizde. Güzel tarifleri paylaşmak üzere. Son biberimizi de ortasına takıyoruz. Sizinle birlikte Levrek olacağız. Levrek bulamamız hazır. Ne diyoruz? Afiyet olsun diyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.